İnsanlar çıldırmış, kardeş kardeşi, baba evlatlarını öldürüyor, ahlak çökmüş. İslam dini ayaklar altında nereye gidiyoruz? İslam dini neden ayaklar altında olsun ki? Allah'ın dini alidir. Ayakların altına hiç kimsenin almaya gücü yoktur. Dinini koruyacak olan da Allah'tır. O yüzden bir kimse İslam dini ayaklar altında derse, dinin, kitabın koruyucusu biziz hükmüne sanki zeval gelmiş gibi olur. Müslümanlar zafiyet içerisinde, Müslümanların ahlakları düşmüş diyebiliriz. Müslümanlar dinin kendi dinlerini, dini ayakta tutmak değil, kendi dinlerini ayakta tutamamış olabilirler. Bu Müslümanların zafiyeti. Bizim Alevi komşularımız var, pişirdiklerinden getirip ikram ediyorlar. Alıyoruz fakat yemiyoruz, yiyebilir miyiz? Neden yemiyorsunuz ki? Ehli kitabın kestiği, pişirdiği yenir. Alevilerde inandığımız Allah'ı, Allah Muhammed-i Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini peygamber olarak kabul ediyorlar. Abdullah Gül Selahattin Demirtaş'ı aradı ve taziyede bulundu, soru işareti. Teröriste Kur'an ve sünnet dairesinde taziyede bulunur, bulunur mu? Teröriste kendilerince şehit deniliyor. Buna ne dersiniz? Terörist devletin hastanelerinde imkanlarına neden faydalanıyor? Teröristler bize ılımlaştırılıyor mu? Hakkınızı helal edin. Abdullah Gül Selahattin Demirtaş'ı arayıp taziyede bulunuyorsa Olga'nın kendi şahsi düşüncesi bizi ilgilendirmez. Teröriste Kur'an ve sünnet dairesinde taziyede bulunur mu? Bir kimse terörist de Kur'an ve sünnet dairesinde ona taziyede bulunulmaz. Teröriste kendilerince şehit deniliyor. Buna ne dersiniz? Bir kimsenin şehit olabilmesi için önce iman ehli olması gerekir. İman ehli değilse o kimse şehit olmaz. Yani şu anki Türkiye'deki PKK İslam dinini kendisine din olarak ne kadar seçtiği tartışmalı. Terörist devletin hastanelerinden, imkanlarından neden faydalanıyor? Böyle devlet bunları faydalandırılıyor, faydalandırdığını zannetmiyorum. Faydalandırıyorsa, ha yaralandıysa, bir şey yaptıysa, suçlu da olsa insandır, onlara bakacak. Teröristler bize ılımlaştırılıyor mu? Hakkınızı helal edin. Zannetmiyorum ılımlaştırılma düşüncesinin olduğunu. Malum seçimler geliyor. Babam size oy kullanmadığınız için kendisinin de oy kullanmayacağını söylüyor. Mevcut hükümetin 13 yıldır ne zinayı, ne kumarı, ne de fuhuşu engellemediğinden oy vermenin vebal olduğunu söylüyor. Bu soruyu size sormamı söyledi. Düşüncelerinizi lütfeder misiniz? Benim oy kullanmamamın sebebi bu söz konusu zinayı, kumarı, fuhuşu engellemediğinden dolayı değil. Bugüne kadar hiçbir sistem zinayı, kumarı, fuhuşu tam olarak engelleyememiştir. Bunu bir kenara koyun. Kafanızda böyle bir hani İslam hukuku, devleti, toplumu olarak düşünüyorsanız burada hata var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin etrafındaki sahabelerden içki içen vardı, kumar oynayan vardı, zina eden vardı. Tarih boyunca Adem aleyhisselamın oğlu ilk katliamı, ilk katli yaşadığı günden itibaren dünya fitne içindedir. O yüzden her dönem günah kebairler olmuştur, olacaktır. Hukuk sistemleri, bunun dini sistemlerde dahil,
suçluları en aşağı aza indirebilmek için caydırıcı önlemler alır. Dinler, insanları suçtan uzaklaştırmak için nefis terbiyesini, bu noktada o insana haramlardan uzaklaştırıcı belli algıyı ve anlayışı öğretir. O yüzden normalde bunları kökünden yok etmek, kesmek mümkün değil. Ancak Mehdi Ala Resul geldiğinde İslam bütünüyle yaşanacak. Mehdi Ala Resul gelinceye kadar bunların hepsi de yaşanacak. Bir kimse oy kullanmama sebebi benim kendi sebebim. Bunu böyle açıkça beyan ediyorum. Biz çünkü cemaatte bizim kardeşlerin hepsi de var. MHP'lisi de var. Büyük Birlik Partilisi de var. AK Partilisi de var. CHP'lisi de var. Zannetmiyorum HDP'li var mı? Var mı HDP'li olan? Dövmeyiz, sövmeyiz, hakaret etmeyiz. Böyle bir derdimiz yok. Bir de HDP'li eksik mesela. Yani olabilir de burada birkaç tane HDP'li arkadaş veyahut da başka partilerden de arkadaş olabilir. Benim konumum itibarıyla bir partiye angaje olmam mümkün değil. Bu bende uzun zamandan beri var. Bir partiye angaje olmamak. Bir parti, herhangi bir parti olabilir, önemli değil. Herhangi bir partiyle yan yana durmamak adına bu. Bu derdim. Benim ayrıyetten siyasi görüşlerim partisel olarak değil, farklı. Bunlar ayrı bir mesele. Eğer bu normalde kardeş deseydi ki, ben bu seçimlerin, hani seçim sisteminin, milletvekilliği aday belirleme sisteminin, belediye başkanının aday belirleme sistemini, bunları uygun görmüyorum. Bunlar böyle sistem olarak uygun değil. Eyvallah, buna söyleyecek sözüm yoktu. Ama ben kardeşlerin oylarının kullanmalarını istiyorum. Kardeşler oylarını kullanacaklar. Pazardan pantolon seçen, pazardan ceket seçen, kazak seçen, domates seçen, ayakkabı seçen, yiyecek seçen, bütün hayatını kendince, kendi bireysel seçimlerinin üzerine yürüten bir kimse, memleketi idare etmesini istediği kimseleri de seçecek. Bunun sorumluluğunu da alacak üzerine. Gidecek oyunu kullanacak. İçinden en iyisini seçecek. Eğer iyiliğin hakim olmasını istiyorsanız, siz hep en iyisini seçmekle mükellefsiniz. Arkadaşın iyisini seçeceksiniz. Eşinizin iyisini seçeceksiniz. Alışveriş ettiğiniz kimselerin iyisini seçeceksiniz. Yol yürüyeceğiniz kimselerin iyisini seçeceksiniz. Dostun iyisini seçeceksiniz. Yolun da iyisini seçeceksiniz. Şeyhin de iyisini seçeceksiniz. Mükellefsiniz bundan. Belediye başkanının iyisini seçeceksiniz. Muhtarın iyisini seçeceksiniz. Muhakkak. En iyisi hangisi? Soracağınız, soruşturacağınız, araştıracaksınız, seçeceksiniz. Ben böyle deyince diyorsunuz ki, birisi öyle diyor. Siz AK Partilisiniz dedi bana. Telefonda. İzmit'e gidiyorum. Tabi gitmezden önce mesaj çekmiş bana.
mail çekmiş daha doğrusu. Ben de dedim, benim böyle maillere karnım tok, adını soyadını, adresini söyle. Ben geleyim oraya dedim. Bunları benim yüzüme söyleyeceksin dedim. Benim telefon numaram da bu dedim. Öyle gizli kapaklı konuşmayacak hiç kimse dedim. Dedim bana telefon numaranı bildir, ben ararım dedim. Bildirdi, aradım. Dedim bu yazdığın şeyler, bunlar hakaretleri dedim, yüzüme söyleyebilir misin? Özür dilerim dedi. Dedim aman dinleyene söyleyecek bir sözümüz yok. Sen nerede oturuyorsun dedim. Ben İzmit'e giderken bir orada bir yerde oturuyormuş. Üniversite. İyi. Dedim mümin iyisini seçmek zorunda. Önünde 4 kişi var dedim. 4 kişiden birisi namaz kılıyor. 3'ü namaz kılmıyor. Hangisini seçeceksin dedim ben. Namaz kılanı dedi. Seçmekle mükellefsin bir de dedim. Senin bunda bir namaz kılanı senin bir yere getirmek senin elindeyse sen namaz kılanı oraya getireceksin. Ehil dörtünden birini seçeceksin. İmam seçiminde var ya 4 tane imam adayı var. Birisi sakallısa diyor sen diyor sakallı olanı seçeceksin. 4'ü de Kur'an-ı Kerim okuyor. Güzel okuyanı seçeceksin. 4'ü de âlâ, evli olanı seçeceksin. Bakın hep böyle pozitif artılarını koyuyorsunuz. Ben yükümlüyüm. Ben insanların kalbini bilemem, niyetini bilemem, içini dışını bilemem. Bilmiyoruz ya. O zaman seçerken biz seçim yapacağız. Bundan da mükellefiz. Nikah 4 şey için yapılır. Malı için, güzelliği için, nesebi için, dini için. Siz dindar olanı seçiniz. Kendine eş seçiyorsun. Dindar olanı seçeceksin. Bir geçen seçimlerde bir şey vardı. Ne o bir böyle birisinin yazısını paylaşmışlar. Ne o memlekete siyasetçi seçiyoruz. Şeyhülislam seçmiyoruz ki demiş odana. Memlekete siyasetçi seçiyoruz. Şeyhülislam seçmiyoruz. Yani seçeceğimiz kimsenin dinine bakmayız. İyi. O zaman git bir tane çok affedersiniz eşcinseli seç o zaman. Ondan sorumlu olmayacak mısın? Olmayacak. Onların kini her şeyden önde çünkü. Sen eşcinseli seçiyorsan o zaman onun işlediği bütün melanetten sorumlusun. Eşcinsel sever bir kimseyi de seçiyorsan sorumlusun. Terör sever bir kimseyi seçiyorsan sorumlusun. Sorumlusun. Sen hep iyisini seçmekle mükellefsin. Ya bunların herhangi bir kimse, ya bu adam Kur'an-ı Kerim okumasını biliyor, sakalı var, namazını kılıyor, çok iyi. Ama bu adam işte şunu yapamadı. Yapamamıştır. Kimin eksiklikleri yok ki? Bir kardeşlerden birisi için damat adayını sorgulamaya gittim bir yere. Neyse bir caminin var ya dernekleri, cami dernekleri. Dedikodunun en bol olduğu yerdir. Cami dernekleri.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Böyle baktılar. Hacı efendi hoş geldin, hoş bulduk dedim ben. Hayırdır dediler. Ya birini soruyorum dedi. Hayırdır dediler. Dedim bizim vakfımız var. Onun dedim oğluna dedim biz ne diyorlar ona? Para veriliyor yardım et. Yok. Burs. Dedim burs vereceğiz dedim. Geri ödemezsiz. O yüzden dedim bir dedim incelemeye soruşturmaya dedim geldim. Nasıl geri ödemezsiz? Basbaya dedim. Bizim vakfın dedim kendine ait bir özelliği var. Verdiğini geri istemiyor dedim. Hacı efendi vakfınız zengin dedi. Çok zengin dedim. Ama böyle kılı kırk yarıyorlar dedim ben. Beni de dedim inceleme memuru olarak gönderdiler. Dedim bu X okuyor talebenin. Evet tanıyorsunuz mu? Tanıyoruz dediler. Nasıl dedim çocuk? Dedi ki böyle kocaman sakallı birisi. Ben bilmiyorum kaç yıldır buradayım dedi. Şuradan emekli oldum. Hayatım budur. 10 numara çocuktur dedi. Böyle baktım. O kadar yani dedim. O kadar dedi. O zaman kızını verirsin sen dedim ben. Olsa veririm dedi. Torunun yok mu dedim ben. Var dedi. Verir misin dedim ben. İsterlerse veririm dedi. Ahla dedim. Babası dedim ondan sonra. Babası da çok iyidir dedi. Kaç numara dedim ben. 8 numara dedi. Dedim ondan neden 2 numara kesik? Hafızlığı pişkin değil dedi. Nasıl yani dedim. Ya dedi. Onun dedi Kur'an-ı Kerim okuması dedi. Yani hafızlığım dedi. Çok beğenmiyorum ben dedi. Dedim Müslümanın haline bak ya. Lan hafızı bulmuş. Anladınız mı meseleyi? Hafızdır, iyidir, harikadır demiyor. Hafızlığını beğenmediğinden not kırıyor. Böyle baktım. Dedim ya. Hafız dedim başımızın tacı ben şimdi tamam mı? Ya öyle de Hacı Efendi dedi. İşte dedi ya, ya biraz pişirse dedi ondan sonra dedi. Pişirmedi ya dedi. Ondan sonra ooo dedim ya. Başka hiçbir şey sormadım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya işte dedim bir şey sormama gerek yok. Sen torunumu veririm dedin dedim ben. Babasının dedim not kırdın yer dedim hafızlığı pişkin olmadığından demedin ki dedim ben yalan söyler ara sıra, gıybet eder ara sıra, dedikodusu vardır. Ya işte şöyle bir hani ahlaken sıkıntısı vardır bunları demedin bana dedim ben. Böyle baktı. Dedim bu senin söylediğin dedim bende kusur değil dedim. Sen de kusur ama dedim bende kusur değil. O nur hala nurmuş o dedim ben. Hele dedim oğlana da dedin ya dedim ben 10 numara diye dedim. Söyleyecek laf kalmadı dedim. Yürüdüm. Şimdi bakın adam bende kusur değil. Adam diyor ki hafızlığının biraz daha pişkin olması lazım. Eksikliği görüyor. Seçerken bak onu da kale alıyor kimse. Şimdi bu Allah rahmet eylesin Şeyh Efendi'nin sözü. Diyor ki pazardan domatesi seçen, biberi seçen, kabağı patlıcanı seçen, tabiri bu. Ondan sonra şeyhi seçmen, şeyhi seçmiyor. Ondan sonra iyi de seçmiyor, arayıp bulmuyor. Yani bir arkadaşın, bir dostun, memleketi idare edecek bir kimse, domates kabak kadar önemsiz mi? Müslüman seçecek. Bir kısım ehli tasavvuf, ehli cemaatler var. İşte seçimlere karşılar, sisteme karşılar, çarşı her şeye karşı gibi.
ben onlardan değil. Sistemin eksikliklerini bilebildiğim kadar biliyorum. Yanlışlıklarını, noksanlıklarını biliyorum. Ama biz hep iyiyi seçerek, hep iyiyi arayaraktan düzelteceğiz bunu. O yüzden bütün kardeşler pazar günü vatan millet için, Kur'an sünnet için en hayırlısını seçecekler. En hayırlısını. Ben bu konuşmamdan dolayı da benden için diyecekler ki AK Partili bu. Ben en iyisini seçin diyorum. Sen AK Partili misin diyor. O zaman diyorum en iyiler hep AK Parti'de mi toplanmışım? Ne alakası var diyor. Ya iyi bana en iyilerini sen söyle diyorum, ben gideyim seçeyim. Söyle diyorum ben, arkadaşlara da söyleriz. Arkadaşlar diyelim filanca yerde de buranın örneğin. Yani bir parti düşünün, yüzde kaçı namaz kılıyor? Yüzde kaçı oruç tutuyor? Yüzde kaçı alnı secdeye gidiyor? Adamı böyle deyince bakıyor şimdi yüzüme. Ya ne bakıyorsun benim yüzüme? Ben isterim ki CHP'nin hepsi de namaz kılsın. İnşallah. Hepsi de 5 vakit namazlarını kılsalar, oruçlarını tutsalar, dinlerine sahip çıksalar. Şöyle İslam dininin savunucusu bir olacaklar var ya, solcular. Solcular İslam dininin savunucusu olacaklar ve İslam'a enjekte olacaklar, İslam'a geçecekler. Türkiye'de ne kadar böyle, çok affedersiniz ben kendi nefsim için söyleyeyim, yalan yapacak Müslüman var. Gösterişte böyle dışı yeşil türbe, içi estağfurullah tövbe. Vallahi hepsi de bırakır onları. Bırakır. Ciddiyim, bırakır. Bir solcu davasına Türkiye'deki Müslümanlardan daha sahiptir. Bir solcu davasına Türkiye'deki Müslümanlardan daha dürüsttür. Bunu söylüyor mu? Gücüne gidiyor milletin. Yok, benim tespitim. Benim tespitim bu. Bir solcu kadar Müslümanlar cesaretli olamazlar. Fedakar olamazlar. Ben görmedim. Ben görmedim. Benim öyle bir duam var zaten. Türkiye'deki ülkücüler ve solcular İslam olsalar dünya o zaman titresin. Bilin ki ne kadar emperyalist sistem varsa tırır tırır titrer Türkiye geliyor diye. Bak, bilin ki Türkiye geliyor diye tırır tırır titrerler. Öyle ülkücülükte senin gözünün üstünde kaşın var dediklerinde gözüne kurşunu yersin. Seni hizaya katalım. Öyle baştaki başkanı eleştireceksin ha, bir ton sopayı yer oturursun ha, bir tarafını kırsalar da iyi. Birkaç tarafını kırıp oturturlar oraya. Öyle sen başındaki kimseler olur olmaz bir yerlerde eleştireceksin, arkalarından konuşacaksın ha, mümkün mü? Benim dönemimdeki ülkücülüğü söylüyorum. Sonrakinlere değil. Yani orada solcular birbirlerine düşecekler ha. Frakasyonların arasında ayrı. Biri dev gençtir, birisi dev soldur. İkisi dövüşür, o ayrı mesele. Ama dev genç kendi arasında dövüşmez. Böyle davalarına. Sadıktır hepsi de. Ülkücüler de davalarına sadıktır.
Her ikisini de zaten askeriye durdurdu. Başka bir şey durduramadı zaten. Askeriye durdurdu. O yüzden Müslümanlar öyle birbirlerini çok atarlar tutarlar. Nasıl olsa boş ya meydan. Fitne çok olur. Dedikodu çok olur. Allah bizi affetsin. Muhakkak pazar günü gideceksiniz. En iyisini, en hayırlısını, en güzelini seçeceksiniz. Allah ferasetinizi açık eylesin. Amin. Kalplerinize ilham eylesin. Amin. Cenab-ı Hak size iyiyi, doğruyu, güzeli göstersin. Amin. Ben tarikat hayatım boyunca hiçbir zaman şu partiye oy atın demedim. Demeyeceğim inşallah. Cenab-ı Hak beni bu noktada mukim eylesin. Amin. Bu kapı aralık. Bir maneviyattan birileri bize bir şey emreder, bütün arkadaşlara böyle emir ver derse kesin kat'i, buna eyvallah, söyleyecek bir sözümüz olmaz. Ama benim şahsi görüşüm, düşüncem bu. Bizde bu mevzu konuşulmaz. Yani angaje etmek, bu tarafı gidin demek yok bizde. Öğlen namazının ilk sünnetinde kaza namazı kıldığımız gibi ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetlerinde de kaza namazı kılabilir miyiz? Evet. İkindi ve yatsının sünnetlerinin 3 ve 4 rekatlarında zamm-ı sure okunuyor. Bu yüzden soruyorum. Okunmayacak. Kaza namazı kılınırken okunmayacak. Cuma namazını kılmış biri öğlen namazını kılmış olur mu? Evet. Yoksa öğlen namazını sonra mı kılar? Kılmaz. Cahillik nedir? Bir kimsenin fazla ilmi olmadığı halde Allah'ı sevme yolunda ilerleyebilir mi? Cahillik Allah ve Resulünü tanımamak. Kur'an ve sünneti bilmemektir. Bir Müslüman kendi ufkunu, dünyaya bakış açısı nasıl olmalıdır? Bunu nasıl geliştirebilir? Bununla alakalı temel bilgi olarak fıkıhı okuyacak. Ondan sonra çok bolca hadis okuyacak ve hadisleri uygulayacak, hayatında yaşayacak. Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının İslam'ın bakışı nasıldır? Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığımız ülkede bu kavramlar örfü bir gelenek olarak mı bakmalıyız? Cumhuriyet bu noktada cumhurun kendi kendini idare etmesi demek. Bunda dinen bir sakınca yok. Dinen bir sıkıntı da yok bunda. Cumhurun kendi içerisinden bir idareci seçip o idarecinin elinin altında, o idarecinin kanatlarının altında toplanıp idare olunması. Bununla alakalı mesela Darül Harp fıkhında bir hüküm vardır. Oradan çıkış yapalım. Darül Harp'te Hanefiler demişler ki bir kimse kendisine bir Darül Harp imamı seçer. Bir kimse siyasi olarak Darül Harp'te kendine bir Darül Harp imamı seçer. Darül İslam'da ise Darül Harp imamı seçilmez. Zaten orada bütün Müslümanların bu noktada hakkını, hukukunu, siyasetini savunacak olan bir halife demeyelim, bir başkan hükmünde bir kimse vardır. Halife denilince bütün dünya üzerindeki Müslümanların siyasi temsilcisi. Halife denilince bütün dünya insanlarının, Müslümanlarının siyasi, İslami temsilcisidir halife. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uhdesindedir. Halifelik. O yüzden hani 2023 mi diyorlar? Lozan Anlaşması'nın bittiği. Lozan Anlaşması bitti mi? Lozan Anlaşması'nın hükümlerinin içerisinde halifelik. O yüzden normalde şu anda halifeliği de ilan edemiyor Millet Meclisi. Bunlar ayrı meseleler. Ama Darül Harp'te Müslümanların
kendilerine Darül Harp imamı seçmeleri Hanefilere göre vacip hükmünde. Bazıları farz demiş. Bunu seçmekle mükellef Hanefiler. Hanefi mezhebine göre bunu seçecek o kimse. Darül Harp imamı seçecek. Öyle seçmekten kaçmak yok yani. Size desem ki şimdi kendinize bu seçimlerde Darül Harp imamı gibi seçiyorsunuz, bir imam seçin dersem, hukuken suç işlemiş olduğumdan dolayı savcılığın önünde gene ifadeye çağrılabilirim. Böyle dersen. Çünkü böyle bir söz Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevcut hukuk sistemini teokratik sisteme döndürmekten git ifade ver artık. O yüzden ama İslam fıkıhçılarının içerisinde Hanefiler demişler ki bir yer Darül Harp ise oradaki Müslümanlar kendi hak ve hukuklarını savunmaları açısından bir Darül Harp imamı seçmek zorundadırlar. Bir belde düşünün, bir ülke düşünün, bir devlet düşünün. Oradaki o devlette, o ülkede, o beldede İslam hukuku uygulanmıyor olsun. İslam hukukunun uygulanmadığı yerde yine Hanefilerin büyük imamlarından birisi olan İmam Muhammed'e göre orası İslam hukuku yoksa Darül Harp hükmündedir. Darül Harp hükmünde olan bir yerde Darül Harp hükümleri geçerli olur. Darül Harp hükümlerinin geçerliliğinden, maddelerinden birisi de oradaki Müslümanların kendi haklarını savunacak, kendi haklarını koruyacak, kendi içlerinden bir Darül Harp imamı seçmeleridir. O yüzden Cumhuriyet bu noktada İslam'la örtüşmeyen bir yeri yoktur. Cumhur'un kendi içerisinden idareciler seçip böyle idare edilmesi. Demokraside sıkıntı var bence. Çünkü demokrasi normalde halkın kendi kendini idare etmesi safsatası değil. Demokrasinin ne olduğu belli değil. Dünya üzerindeki demokrasiyle idare edilen devletlere baktığımızda kendi ülkemizde dahil demokrasinin olmadığını görüyoruz. Demokrasi bu manada Müslümanlar için bir yönetim biçimi değil. Bir Müslümanın demokrat olması da mümkün değil. Ben Fethullah Gülen beyefendinin söylediği gibi demokrasiden geri dönüş yoktur. Demokrasi en ideal bir sistemdir. Ulaşılması gereken bir sistemdir deme noktasında değilim. Fethullah Gülen'in demokrasiyle alakalı görüş ve düşüncelerine katılmıyorum. Demokrasinin İslam'la bağdaştığını, İslam'la bu noktada herhangi bir şeyin olmadığını söylüyor. Bu Kur'an ve sünnet dairesinde uygun görüş ve düşünceler değil bence. O yüzden ben bir Müslümanın aynı zamanda da demokrat olmasını kabul edemiyorum. Şu anda dünya üzerinde en ileri derecede demokrasi dediğiniz zaman eşcinsellerin birbirleriyle evlenmelerine cevaz verilen bir sistem çıkıyor önümüze. En ileri demokrasi Amerika. Amerika'da eşcinsel evliliklere cevaz var. En ileri demokrasi işte nerede? İngiltere'de eşcinsellere evlilik var. Hollanda eşcinsellere evlilik var. Demokrasiden anladığım bu değil benim.
O yüzden kendimce kendimi demokrat bir kimse olarak görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşadığımız ülkede bu kavramlar örfü bir gelenek olarak mı bakmalıyız? Pek örfü bir gelenek olarak da bakmak mümkün değil. Allah nasip ederse bir çocuğumuz olacak, bildiğim kadarıyla anne karnında 22. haftadan itibaren eğitime başlanması gerekiyor. Çocuğumuz doğana kadar anne karnında nasıl bir yöntemle ne eğitim verilmelidir? Bizim temennimiz, duamız doğacak olan evladımızı arşın gölgesine talip bir genç olarak yetiştirmektir. Allah rızası yolunda yürümeye çalışan bizlere dua edin demiş. Allah hayırlı mübarek eylesin. Siz anne baba olarak bol bol tövbe edin, Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışın. O çocuk inşallah o eğitimi de alır. Okuduklarımızı daha iyi anlamak, duyduklarımızı daha iyi kavramak için ne tavsiye edersiniz? Tevhide devam edin. Kendinizi odaklayın. Zikrullah'la içinizi temizleyin. Günahlar aklı köreltir deniyor ama çok günahkar olanlar, bile bile günah işleyenler zeki olabiliyor. Okuduğunu, duyduğunu hemen anlayabiliyor. Bu konu hakkında ne dersiniz? Siz zekiliği dünyaya tamah etmek, dünya işlerini iyi anlamak olarak anlıyorsanız söyleyecek bir sözümüz yok. Karıya kıza bakmamak, aklından fikrinden şehevi düşünceleri atmak için haftada bir defa olsun insanın eliyle boşalmasını, kendini tatmin etmesinin hükmü nedir? Evlenemeyecek noktada olanlar, evliliğe muktedir olmayanlar, harama düşme, yani zinaya düşme varsa bir kısım Hanefiler buna müsaade etmişler ama o kimsenin psikolojisini bozar. Bu devam ederse o psikolojik olarak saplantılara, takıntılara sebebiyet verir. Yakınımızda arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız var. Bu nurlu tarikat yolunu doğru bilmiyorlar. Biz bu çevremizdeki insanlardan bu konuda sorumlu muyuz? Siz kendinizce dininizi en iyi şekilde yaşamaya gayret edin. Dayımın kızının sabah kalktığında ellerinin içinde kına olduğunu görmüş. Ertesi gün kına yok olmuş. Görüşlerinizi lütfeder misiniz? Her gün güneş doğuyor. Güneşin doğuşuna da görüş bildirmemize gerek yok. Bunlar böyle çok olağanüstü bir şeymiş gibi de görmeyin. Ses hızı var ise kulağın duyması gibi gözümüzü açtığında da gözün görmesinin hızı nedir? Bir anda güneşi daha uzak yıldızları gördüğümüz gibi. Demek ki görmenin de bir hızı var. Kendimiz için bir şeyler, iyi şeyler yapmak sevap mı? Tabii ki. Sabah namaz, öğle namaz, ikindi ve akşam namazının hepsinin kazasını yatsı namazında yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Şahit olduğumuz zaman cehenneme girer miyiz? Şehit olduğumuz zaman. Yok, girmezsin. Günahlarımız affedilir mi? Evet. Gece vakti mezarlıkta Fatiha okumak günah mıdır? Değil. Yaşım daha genç, Rabbim hidayet eyledi. Namaza başladım, bu yolu nasip etti Rabbim, hamdolsun. Ama bazen nefsime söz geçiremiyorum. Eskiden takıldığım ortamlardan ne kadar uzaklaşsam da, haramlardan ne kadar uzaklaşsam da bazen dışarıdaki ortamdan dolayı kirleniyorum. Evlenecek durumum da olmadığı için bazen zina korkusuyla mastürbasyon yapıyorum, çok pişman olurum ama nefsime laf da geçiremiyorum. Bu yaptığımın haram mı? Edepsizlik ettiysem affola. Az önce bu konuyla alakalı bir şey söylemiştim. Sınav olurken okunacak dua var mıdır? Tevhide devam edin. Namaz yaşı kaçtan başlar? Namazın yaşını soruyorsan namaz başlamış. Besmele makamı var mıdır? Bismillahirrahmanirrahim deyin, yürüyün. Bir arkadaşın çocukları yaşları 8-10 ile değişiyor fakat
altlarına kaçırıyor. Bunun için okunacak bir dua var mı? Tedavisi var. Murat Hocam tedavisi var değil mi? İlaçları var. İlaçlı tedavisi. Bu ne? Sevgi ne zaman esma alır? Öyle mi? Yok. Ha, sufi ne zaman esma alır? Okuyamıyorum ki. Van'dan gönderen Divan-ı Kebir'den göndermişsiniz ama okuyamadım, hakkınızı helal edin. Geçmiş derslerde günümüz sistemindeki yasama, yürütme ve yargıyı Lat, Menat ve Uze'ye benzettiniz. Buradan yola çıkarsak yasama, yürütme ve yargının Sacayan'ı oluşturduğu mevcut sistemin yıkılması gerektiği sonucuna varılır. Diyelim ki bu sistem yok oldu. Yerine getirilecek yeni sistem nedir? Bu konuda Allah'ın emrettiği sistem nedir? Bu nerede öngörülmüş ve uygulanmıştır? Hoş geldin 23 Nisan. Yasama, yürütme, yargı günümüzde sistemde güçler ayrılığı prensibine dayanır. Hepsi birbirinden bağımsız hareket eder ve böylelikle birbirlerinin yetki alanlarını sınırlarlar. Yani aşırılığı önlerler. Başka bir anlatımla birbirlerini denetleyerekten otokontrol mekanizması kurarlar. Ancak bu sistemin de diğer tüm sistemler gibi temelinde insan vardır. İnsanda Allah korkusu olmaz ise, ahlak olmaz ise, toplum yozlaşmış ise sistemin ne günahı vardır? Bu bağlamda sizce sistem doğru, ancak uygulayıcı insanlar yozlaşmış olabilir mi? Soru 3. Allah'ın bilinmekliği istediği için insanı yarattı. Ancak Allah sadece bilinmekliği istediyse zaten melekleri yaratmıştı. Melekler Allah'ı biliyordu. Allah melekleri yaratmakla bilinmekliğini sağlamış oldu. Bir de insanı neden yarattı? Allah'ın bilinmeklik dışında insanı yaratmasının bir amacı var mıdır? Allah'ın bilinmeklik dışında insanlardan istediği nedir? Diğer yarattıklarının yapamadığı ancak ve sadece insanın yapabildiği nedir? Bu kardeş, soruları bu kadar ne güzel hazırlamışsın. Böyle yazsaydın meleklerin aklı var mı diye, hemen karşı cevabını Google'dan alırdın. Meleklerin aklı yok diye. Yazsaydın melekler kendisini geliştirebilir mi diye, hemen cevabı alırdın meleklerin kendisini geliştiremeyeceğine için. O yüzden bilme noktası aklını geliştirme. Bilimi, bilmeyi geliştirme insana ait bir şeydir. O yüzden Allah bilinmekliği istedi. Kendisinin bilinmeklik noktasında hayretten hayrete gidecek, koşacak ve kendisini derinleştirebilecek, geliştirebilecek insanı yarattı. O yüzden insanın Allah'ı bilmesi çalıştıkça, koştukça fazlalaşacak. Bu yasama, yürütme, yargı günümüz sistemde güçler ayrılığı prensibe dayanır demiş. Günümüz sistemini söylemiş. Eğer bu günün sistemi insanlara mutluluk vermiş olsaydı, bu sistem Avrupa'da, Amerika'da, orada burada uygulanıyor, oradaki insanlığın dertlerine deva olmuş olsaydı, bizdeki insanların da dertlerine deva olacaktı. Demek ki yasama, yürütme, yargı, bunu normalde biz sloganik olarak çok güzel ama ne yazık ki insanlığın derdine derman olmamış. İnsanlığın derdine derman olmamış olan bu sistem ne yazık ki bocalıyor. Dünya üzerinde bocalıyor.
Şu anda bütün dünya üzerindeki hiçbir sistemin altında yaşayan insanlar mutlu değil. Kurtuluşa ermiş değil. Bu normalde yasama, yürütme, yargı, lat, menat, uzaya benzetmişim. Benzetmişimdir. Bu noktada lat, uzan, menatın başına ne geldiyse Kur'an ve sünnetin dışındaki her türlü olgu ve oluşumun da başına gelecek olan odur. Mekke'de Lat, Uzza ve Menat'ın başına ne geldiyse Mekke'de Lat, Uzza ve Menat'ın başına geldikten sonra Mekke'de nasıl bir sistem kurulduysa dünya üzerindeki Lat, Menat, Uzza yıkıldığında Mekke'de yıkılıp da yerine gelen dünya üzerinde de yıkıldıktan sonra da yerine gelecektir. Zaten yerine gelecek olan sistem kendisini olgunlaştırmadıysa Lat'ı, Menat'ı, Uzza'yı yıkamayacaktır. Lat, Menat, Uzza yıkıldıktan sonra Mekke'de yeni bir sistem aynı günde kurulduğu ise yıkıldığı gün bilin ki Lat, Menat ve Uzza'yı yıkan güç yıktığı anda da yeni sistemini anında kuracaktır. Mekke'de Lat, Menat, Uzza'yı yıkan güç kendince hem fıkıhını hem hukukunu bütün sistemini oturtmuş bir güç, tamamlamış bir güçtü. O yüzden ben bu Lat, Menat, Uzza bütün her şeyde ben üçlü bunu koyarım. Bu üçlü teslis inancının da karşısında Lat, Menat, Uzza vardır. Bu üçlü teslis inancıyla alakalıdır. Bütün dünya üzerinde her şeyi üçlü yaparlar. Demokratik, laik, hukuk devleti. Demokratik, laik, hukuk devleti. Bu ne demektir? Hukuk, demokrasiye ve laikliğe uygun bir hukuktur. Demokratik, laik, hukuk devleti deyince demokrasiye uygun, laikliğe uygun hukuk. Evrensel hukuk değil, dini hukuk değil, Müslümanın hukuku değil. Anladınız mı? Ne? Demokratik insan haklarına ne? Yok bir saniye. Ticaretle alakalı. Piyasa ekonomisi ondan sonra neydi? Serbest ekonomi. Serbest piyasa ekonomisi. Serbest değilsin. Piyasaya bağlısın. Baştan serbest dedi ama sonra piyasaya ekledi. Piyasaya bağlısın. Piyasaya bağlısın ne demek? Piyasadakilerin hukuku geçerli. Senin değil. Ama dil çok güzel. Dil çok güzel. Sloganik her şey. Kardeş, bu piyasayı belirleyen kim? Ben piyasaya uymak istemiyorum. Bu mal benim mi? Benim. Bu para benim mi? Benim. Bu yatırım benim mi? Benim. Ben piyasaya uymadan bir şey yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Ne demek biliyor musunuz? Piyasa ekonomisi dolara bağlı bir ekonomi. Baştaki serbest dediğine bakmayın. Ticarette Lat, Menat, Uzza. Siyasette Lat, Menat, Uzza.
Hukukta lat menat uzza. Sosyal hayatta lat menat uzza. Kültürel hayatta lat menat uzza. Devlet hayatında da lat menat uzza. Daha ileri gideyim mi? Evlerimizde de lat menat uzza. Daha da ileri gideyim ya. Kendi içimizde de lat menat uzza. Kendi içimizdekini yıkamadığımızdan evimizde yıkamıyoruz. Evimizde yıkamadığımızdan dolayı işimizde yıkamıyoruz. İşimizde yıkamadığımızdan dolayı sokakta yıkamıyoruz. Sokakta yıkamadığımızdan dolayı ülkemizde yıkamıyoruz. Ülkemizde yıkamadığımızdan dolayı da dünyada yıkamıyoruz. Lat menat uzza. Ya. Biz neye iman ettik? Allah ve Resulüne. Harika. İyi. Bakın nefsinize. Hep beraber. Biz Müslümanız. Bakalım evlerimize. Biz Müslümanız. Bakalım işimize bakalım. Bakalım işimize. İşimizde nerelerde lat, mena, uzda bizden önde gidiyor, tabi olmuşuz. Evimize bakalım. Nefsimize bakalım. Bizde yıktığımızda yerine ne geçtiyse merak etmeyin. Dışarıda da yıktığınızda yerine geçecek olan odur. Siz normalde Lat-ı Menat-ı Uzza'yı yıktığınızda kendi içinizde kendi içimizde ne? Gücü eline geçirme sevdası. Ne pahasına olursa olsun parayı ele geçirme düşüncesi. Parayı elimize geçirmemiz lazım. Ondan sonra ne olursa olsun istediğimiz kadını elimize geçirmeliyiz. Şehvani. Güç, gadab. Bunu biz kendimizden yok edebiliyoruz mu? Kendimizden yok edemiyoruz. Allah bizi affetsin. Yılbaşı kutlamak günah mı? Hoş geldin 23 Nisan. Birden fazla tövbe edince kabul olunur mu? Tövbeyi nasıl etmeliyiz? Tövbe et desem boşver kabulün olup olmayacağını. Fâlemennâhû. Amin. Destur.